Kasvetli, karanlık ama bir o kadar da sıcak bir havadan herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bizler iyiyiz çok şükür. Kalktık, kahvaltımızı yaptık. Anneciğimle bugün kahvaltıda böyle tost yedik, değişiklik olsun diye. Yumurta falan haşladık. Annem mutfağı toparladı. O mutfağı toparladı şöyle. Ben de içerileri toparladım, süpürdüm. Şu anlık bir işimiz yok. Şunu atacağım. Çöpe. Şunu alacağım, şuradan kaldıracağım. Şunu alacağım. Şunu kaldıralım. Evleri derledim, topladım. Fantonla bir süpürdüm. Yastıkları düzeltelim şöyle. Havalandırdım bir evi. Ev kapalı. Ev kapalı diyorum. Hava kapalı ama çok sıcak arkadaşlar. Böyle bir sanki yağmur sıcağı gibi bir sıcak var. Şunu da götürelim yerine. Bu arada çamaşırları attım. Renkli çamaşırlarım vardı. Onları attım. Deterjanı falan hazırladım da anneme dedim. En son dedim şey varsa. Ha, çekmeceye atacaktım şu an. Yıkanacak bir şeyim varsa bak dedim. Bunu da buraya kaldırdık şimdilik de. Çünkü Çınar'ın masasında ders çalışıyor. Çınar çok yer kaplıyor. Kumbarasını da kaldıracaktım. Hatta da kumbarasına izin vermedi. Kızdı. O masamda dursun dedi. Çünkü masasında alan açmak istiyoruz. Bilgisayar var. Ha, buranın camını kapattım da. Aynen. Ve sadece mutfakla balkonun dibini sildim arkadaşlar. Şöyle hemen bir vilada suyu hazırlayıp dibini sildim. Başka bir yeri silmedim. Şu perdeyi de düzeltelim. Bir de şey yapacağım. Şu lavabonun içinde böyle değişik bir koku geldi. Sanki burnuma çamaşır suyu yapacağım. Bir kahve yapacağım. Şöyle bir çamaşır suyu beklesin. Hatta şöyle bir ovalayayım da öyle beklesin. Tamamdır. Tost makinesini de yıkamış mı annem? Ne yapmış? Ben siliyorum normalde de. Yıkamış herhalde. Saat bu arada Müge'ye de takıldık bayağı bir. Saat 12'ye geliyor. Şunu da bugün kaynatacağız. Ceviz içleriyle mısır püskülü. Bunu kaynatacağım. Bitki çayı olarak içeceğiz. Annem bugün sabah aç karnına dün yapmış olduğum Kudret Nara karışımını içti. Tabi birazcık zorlandı arkadaşlar ama içti yani. Sağlık için. Bakın bu sefer de yolun burasını açmışlar ya. Vallahi yollar her yer perişan oldu arkadaşlar. Bakar mısınız yolların perişanlığını? Mahvoldu her yer. Bir yandan da kapatıyorlar delikleri falan ama bu sefer de şurayı açmışlar görüyorsunuz. Doğalgaz döşeme işleri ne zaman sürecek, nasıl olacak bilmiyorum. Bizimki hallolundu. Apartmana yapıştırdılar kağıdı. Onaylanmış kağıdını. Yani bizim sadece kombi alacağız. Kombiler evin içine girecek. Başka da bir hiçbir şey yok yani. Bu sene biz kömür kaloriferi yanacak. Hatta Edremit'te %90 herkes de bu sene son olarak kömür kaloriferi yanacak. Seneye artık herkesin evinde doğalgaz olacak arkadaşlar. Böyle bakalım. Seneye bakalım biz burada olur muyuz, olmaz mıyız bilmiyorum. Ama ev sahibi olduğumuz için, ev sahibi biz olduğumuz için mecburen zaten kombisini falan her şeyini halledeceğiz. Temiz bir halde bırakacağız. Ay mis gibi koktu çamaşır suyu. Annem babaya girdi onu bekliyorum. Kahve yapacağım da. Hadi ben o çıkana kadar yapayım hatta. Şey de yapacağım. Şeyle yapalım. Türk kahvesi yapayım. Yanına da tatlı çıkarayım. Şu bakır cezvenle yapayım. Sonracığıma. Hatta şu camları yapayım ya. Bunlar çok güzel oluyor. Şöyle sade Türk kahvesi yapayım. Şunları. Altlık çıkaralım. Şuradan onlara ne çıkarayım? Şunları çıkarıvereyim ya. Naybeciğim şimdi yorumunu okudum. Hemen unutmadan anneciğim sana kokulu kokulu öpücük gönderecek. Naybeciğim seni öpüyorum. Kokulu kokulu. Öp kız şöyle. Tatlım.
Ben de seni çok seviyorum canım. Hatta hepinizi çok seviyorum. Yorumlarda yazıyorsunuz da insanlık hali, yoğunluktan unutuyorum bazen. Kusura bakmayın. Biz şimdi kahve yapacağım, kahve içeceğiz. Abimle konuştum şimdi birazcık. Sütlaç çıkardım birer tane. Şimdi de burada şekersiz Türk kahvemi yapıyorum arkadaşlar. Haydi gelin sizler de hep birlikte içelim. Kahve keyif yapalım. Şöyle biraz köpüğü çıksın da köpüklerinden alacağım. Bu bakır cezveler de ayrı bir güzel yapıyor kahveye gerçekten. Bu arada sesten de kafamız patladı yani. Yollar kazılıyor ya. Bu kabarmaya başladı. Oh oh, mis gibi koktu vallahi. Bir de böyle yavaş yavaş pişiyor ya, iyice pişiyor. Daha bir lezzetli oluyor. Para boyalan bıçağı. Ha? Ona boy almaya gerek yok, onu ayıracağız zaten. Ayıracağız, üstüne dikiciler gibi şey yapar mı? Bilmiyorum, bakarız. Arkadaşlar biz şimdi şey yiyoruz çarşıya. Sarım. Okuldan çıkmasa. Okuldan çıkmasa da daha var. O yüzden hava da çok güzel. Gerçi çok güzel ama falan fena sıcak. Yağmur sıcağı var herhalde. Yağmurlu gösteriyordu. Buralar tena, o yüzden maskemizi takmadık. Çarşıya ince takacağız. Yüzüklerimi taktım. Şey... Oh! Şimdi kilo falan aldım ya. Ben de aldım da yürüyemedim. Diz yarabası ya. Aynı bidon gibi oldum. Ben nefes alamıyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Yeminimden nefes alamıyorum. Hani kendim nefes almak zorlu çekiyor. Acil öyle şişlere turlamam lazım. Bak şimdi yürüyeyim mi? Midem ağrıyor gibi. Hani. İşte. Çabuk yoruluyor. Çabuk insan. Yoruluyorum bak işte hemen. Kilo aldım zaten. Moralim ondan bozuk. Bir de saçlarım maçlarım da böyle kendim de bir bakımsızım. Bir kuaföre falan uğrayacağız. Bir de saç boyası alacağız. Saçlarımı siyah boyayacak annem gitmeden. 15 Temmuz'a kadar falan hiç bekleyemem. Kuaföre de gireyim, saçımı boyatayım desem 400 lira fiyat verdiler. Saçımı sadece düz siyah boyamaya. O yüzden arkadaşlar istediğim kalitede boyayı alacağım. Annem zaten saç boyamayabiliyor. Annem saçlarımı benim boyayı verecek. Bugün biraz rutin bakımlar yapacağız kendimize. Yarın da denize gideceğiz diye düşünüyorduk ama gitmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü hava dengesiz, deniz de soğuktur. Hasta olmak istemiyoruz kışa girerken. Oh, böyle giyindik üzerimize beyaz. Eşofmanımı giydim. Giydim kıyafetler hep üzerime oturuyor. Bol gelenler hep üzerime oturuyor artık. Ah anne. Ama şeye söz verelim bak, zayıflarsak eğer bir daha o kilomuzu koruyacağız. Hambur hambur birleşince ben yine kadar, yemeyeceğiz. Ben o kadar eziyet çekip de o vücudumu zayıfladım. Ben o kadar eziyet çekip zayıfladım, ne oldu? Güzelini kubat. Kapala. Annem bir de dalga geçiyor ben de kilo aldığım için. Güzelini kubat. Neyse bakalım. Giderim değişime saçlardan başlayalım arkadaşlar. Psikolojimiz şöyle bir düzelsin. Kendime bir gireyim. Annem de Eskişehir'e gidince zaten boyatacak. Bu arada annem pazar günü gidiyor arkadaşlar, yolcu. Üzülmüyoruz ama değil mi? Niye üzülüyoruz ki? Çok kaldık kızım. Aynen yeter. Çok kaldı. Sıkıldım ben de. Yeter, bugün evimi özledim artık. Özledim ya. Yazık, benim annem var ya garibim. Mutfağını yaptı da şıkır şıkır daha mutfağında hiç oturmak nasip olmadı biliyor musunuz? Hiç daha yani. Kadın tadını çıkaramadı, şöyle bir gıcır gıcır temizleyemedi isteye isteye zevk ala ala böyle keyiflice. Mutfak yapıldı. Paldır kırdır, ondan sonra hemen işte bir teyzem geldi. 3-4 gün onunla vakit geçirdiler. Ondan sonra direkt buraya geldi. Ondan bir gün sonra da buraya geldi. Aynen. Neyse biz çarşıya girdik, maskelerimizi falan takalım. Sonra görüşürüz. Şöyle okuldan aldım. Şimdi bizim markete geldik. Bu toptan markete, büyük olana. Bir iki bir şey bakacağız bakalım burada. Vallahi arkadaşlar işleri bitirdik. Bizim markete de gittik geldik. Şimdi kuaföre uğradık. Kaşlarımızı falan aldırıyoruz. Surata bak. Teşekkür. Arkadaşlar biz şimdi geldik eve. Kuaförden de çıktık.
Bizim marketten bir alışveriş yaptık. Bayağı bir alışveriş yaptık. Daha doğrusu annem yaptı. Tutudu ben alacağım diye. Dinlemiyor ne yazık ki. Ben alacağım dedi. Oğluşuma dedi. Bu bir market diyorum. Yani bizim marketten, toptan bizim marketten yapmış olduğumuz alışveriş. Oradan da bir A101'e uğradık. Sonra ondan önce de çarşıdan şöyle gratis'e uğradık. Gratis'ten falan neler aldım sizlere göstereceğim arkadaşlar şimdi. Biraz sonra bir dinleneyim 5 dakika. Ondan sonra sizlere çekim yaparım. Çınar da elini yüzünü falan yıkadı. Böyle. Evdeyiz. Bu arada biz balıkçıdan balık aldık. O yüzden akşama balık menü var. Canımız balık istedi. Gratis alışverişini şurada size göstermek istedim. Bunu mutfaktakilerle karıştırmak istemedim. Şimdi saçlarımı boyayacağımı zaten söylemiştim biliyorsunuz. Şöyle iki tane boya aldım. Ama ben yani benim abim zaten bayan kuaförü. Uzun yıllar sonra ilk defa annem saçlarımı boyayacak. Genelde hep abim boyuyor. Çünkü Eskişehir'e gittiğimde abime boyatıyorum. Boya markalarına çok iyi anlamam. Ne yalan söyleyeyim. Abim kendi boyalarıyla boyadığı için. Bu indirimdeydi. Bir ürün daha vardı. O da indirimdeydi. Ama bunun güzel olduğunu duydum. Bu efendim anne. Tamam bakarız. Yerim. Bu BB Tupin'in sanırım. Yani şey Gratis'in kendi markasının boyası arkadaşlar. Ne renk aldım? Ben 1-0 siyah aldım. Mavi siyah da vardı. İstemiyorum arkadaşlar. Ben mavi siyah daha önce boyattım. Pek hoşuma gitmedi. Yani siyah ağırlıklı durmuyor. O yüzden ben böyle kömür suya da çok hoşuma gidiyor. Beyaz kapama ile yoğun kalıcı renkler diyor. Vallahi çok... Orada bir bayan daha aldı bundan. Ben daha önce de aldım. Çok memnunum dedi kadın. Saçınızı boyarken besleyen bakım kremi kompleksi 4'ü bakım kremi. Yani böyle anlayacağınız iki paket siyah boya aldım. Annem bugün saçlarımı boyayacak benim. Onu söyleyeyim size. Sonra gratis'ten ne aldık? Şöyle. Bu arada boyaların fiyatı 12 TL'ydi arkadaşlar sanırım. Fişini attım keşke atmasaydım ama böyle kutusu 12 TL'ydi sanırım fiyatı. Çok da uygundu, indirimdeydi bu arada. Yani normal fiyatı 12 TL değil ama indirimdeydi. Şöyle Gliss'in şampuanlarından aldık. Ben bunların hastası oldum. Vazgeçemiyorum, çok seviyorum yani. Annem de Eskişehir'de Gliss'in kullanıyor. Şampuan mı? Yani öyle bir şey oldum ki şu an böyle saç bakımı yazınca dedim herhalde yanlışlıkla dedim ben bakım kremi aldım. Altında şampuan yazınca çok sevindim. Yeniden yapılandırıcı şampuan diyor. Gliss'in kokuları çok güzel, kalite oranı da çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Bunun her rengini kullanabilirsiniz. Ben siyahını da kullandım, pembesini kullanıyorum şu an hatta. Mavisi de çok güzel. Ben bunu aldım. Yeniden yapılandırıcı şampuan aldım. Annem de kendini aldı. Böyle birer tane aldık şampuanlarımızı. Bunların da tanesi 18,5'tu değil mi? Evet, 18,5'tu. Kuaförden çıktım da herhalde kaşınıyor. Tuhaf huylandım. 18,5'tu. Sonra benim normalde hem boya kabım hem de fırçam vardı ama inanın nereye koydum hiçbir fikrim yok. O yüzden bir tane şöyle Gratis'in kendi fırçalarını aldım. Daha sonrasında şundan bende vardı, bu tırnak eti temizleyici arkadaşlar. Biliyorsunuzdur siz zaten. Şöyle. Şu benim tırnaklarım etleri çok kalkıyor. O yüzden böyle genel isterseniz ağzıma gidelim. O yüzden bunu temizlediğimde çok memnun kalıyorum. Bir tane ondan aldım. Aslında gönlüm istiyor ki şu hani kuaförlerin kullandığı var ya, abimde var. Onların da fiyatları 150 liradan başlıyor. O yüzden öyle bir şeyi de o kadar para veremem. Sonra şöyle annem bana bir tane şey aldı. Duş jeli aldı. Bir tane. O ara almış yani ben bilmiyorum. Zaten ayrı ödeme yaptık. Duş jeli almış bir tane. Sonradan ödedi o. Bu da ben kullanıyorum çok beğendim dedi. Sana da aldım dedi. Meyveli tatlı tatlı böyle bir kokusu varmış. Çok da güzelmiş. 1 kiloluk arkadaşlar. Bunun da fiyatı sanırım 15 liraydı. Öyle olsa gerek. Bir de anneciğim kendine şöyle bir tane Unu Baby'nin vazelinini aldı. Bunun fiyatı ne kadardı biraz sonra anneme sor. Ay yok, 20 liraydı arkadaşlar. Bu da indirimdeydi. Unu Baby'nin vazelini aldı. Annem ayaklarını kullanıyor bunu. Çok memnun. Yani Gratis'ten yapmış olduğumuz alışveriş bizim bunlardı. Şimdilik. Ben Aizu'ya girdim ekmek almaya sonradan. Aizu'dan ekmek aldım. Bir de şunu aldım.
şu fırın tutacağı var ya, annem Melek'in çok beğendi moru. Bir tane de ben alayım dedi Eskişehir'e gidince dedi. Ben de hazır görmüşken, böyle denk gelmişken çok hoşuma gitti. 8,5 liraya annemin bir tane bu fırın tutacağını aldım. Bilmemişlerdi zaten. Daha sonrasında bizim marketten şöyle büyük koliyle şu şekilde küçük meyve suları var arkadaşlar. Halk markasının karışık meyve suyunu aldım. 27 adet var. 27 adet var. O kolinin içinde 27 adet, yani bir koli halkın aldık. Gerisini de şöyle tamamladık. Bestlerin de meyve suyunu güzel olduğunu duydum. Özlem demişti. Onlar dükkana falan satıyorlarmış. Gerisinde Bestler marka şeftali aldık arkadaşlar. Bu da şey. Bunların tanesi 90 kuruşa geliyordu. Toptan alındığı için halk meyve suyunda tanesi. Bunun da tanesi 90 kuruşa geliyordu. Biliyorsunuz bizim market toptancı market olduğu için eğer topladıysanız çok uyguna geliyor. Toplamda anlayacağınız 40 tane meyve suyu aldık. Bunları niye aldık peki? Çınar'ın beslenmesini koymam için. Ben işte tek tek ya da 2-3 tane falan alıyorum. Annem de dedi ki ben toplu alayım dedi oğluma. Koyarsın meyve suyu dedi. Uğraşmayın şimdi. Şurada faturamız zaten. Sonra Çınar makarna eksatlı. Uzun zamandır yemiyordu makarna. Sonra makarna eksatmış. Sebete. Bir de şu halk markasının kayısı meyve reçeli. Yani kayısını meyve suyundan aldık. Bu da bayağı bir indirimdeydi. Hiç daha önce kullanmadım, içmedim arkadaşlar. Şuraya birer litrelik de iki tane kayısılı aldık. Bir de Bestel markasının sütünü aldık. Yani iyi oldu bu markalar aldığımız. En azından bir tadına bakacağız, deneyeceğiz yani. Bakalım nasıl olduğunu. Sonra bir de şöyle tortunun fındıklı çikolatanından aldık. Almış olduklarımız bu kadardı arkadaşlar. Şimdi biraz sonra balıklar zaten temizlendi. Balıkları yıkayacağız. Mısır unuyla batırıp kızartırız. Bir de ben yanına salata yapacağım annem onları kızartırken. Şunları öncelikle bir yerlerine yerleştireyim. Daha sonrasında balık pişirirken tekrar. Biraz uzandık biz arkadaşlar. Şimdi mutfağa geçtik. Balıkları yapacağız. Karnımız çıktı. Annem balıkları mısır unuyla kızartacak. Ben şuradan balık tavasını elimizin yukarıdan. Ben de salata yapacağım. Yapacağım. Ay kız, bakma. Ben yaparım salata, boş. Ha? Ben yaparım salata. Ben boş mu duracağım? Seni mi izleyeceğim? Öyle mi? Hayır. Hayır. Na, neydi kızım? Uskumru mu? Şişeli rüya dolduramayacak. Hadi uskumru. Bitmiş mi? Onu da doğrayayım mı? Aspol tatma da ben onu ya. Ya bu için mi kalıyoruz? Şurada yağ yok mu? Aman koy anne. Biraz sonra doldurur. Şuradan bir şey doldurur. Birazcık böyle. Nasıl bir salata istiyorsun? İncir doğranmış. Sonra 5 kulak mı? Öyle de mantıklı. İncir şunlar bir salata istiyorum. Acaba olsa içine biber iyi hocam. Önce biber bitti de mi ince biber? De. Önce biber. Biber çok güzelmiş sana ya. Ama çok acandı olur saçmalama ya. Çok aşırı acayam. Acaba bir tane mesela salataya doğsa lezzeti. Yarım kilo olacak aslında çaba. Menemenleri de güzel oluyor. Nasıl salata? Domates, salatalık, soğan salatası dedim. Bunlar yeşilliğimiz herhalde yok çünkü. Yeşillik şu anda inmez mi? Abi acı olur. Onu
Acıktım mı katma acım. Ben deren den den deren. En sevdiğim uçaklar makinede. Alman uçakları, Alman. Alman. Bu arada niye yerdesin? Bir yer çok yer mi? Ya, onlar çok ciddiysen. Yemek tenceresi. Ciddiysen. Şuna koy. Dur. Ben de çok değildi ya. Üstümden ısırım var. Tamam canım. Şey, internette gösteriyor da. Adam yağı saklamış karısında. Yağ nerede diyor. Çok kullanılan yağ diyor. Gerek yok diyor. Ne söylemiş? Hiç dökmeseymiş de olmuştu. O kadar yağlı bir balık değil ki ama. Şuradan. Nasıl bebeğim? Palamut falan olsa palamut aslında yağsız da pişer. Acıktım valla. Acıktın mı sen de? Yağ versene biz uçta. Nasıl? Yağ ver. Ha. Arkadaşlar şöyle limonları da yanına kes. Balıklar da pişiyor şöyle. Ne balığın gözü patlamış. Hepsi. Ama ince gibi. Yok kız seni seviyorum. Yazık ya. İnce gibi elim aldım. Saçlarıma şöyle son defa bakın kendi rengine. Sala farkı görürsünüz. Benim saçlarımın doğal rengi bu arkadaşlar. Böyle. Şu şekilde açık kumral
doğal saçımın rengi, açık kumral. Mesela kaşlarımda böyle duruyor. Saçlarıma göre benim kaşlarım daha koyu renktir. Şimdi saçımı siyah boyayınca hatta kaşlarım daha çok ortaya çıkacak. Öyle. Gidiyorum. Boya hazırlamaya. Şimdi burada anne bir ton bulaşık yıkadı. Bir araba. Bir araba bulaşık yıkadı. Makinede de bulaşık var. Çamaşırlar da durdu asılacak. Hoppa! İşler bitmiyor. Şimdi arkadaşlar yukarıda eski bir kap bulamadım ne yazık ki. Ondan dolayı boyalarımı buna karıştıracağım. Şöyle sizlerle birlikte açalım. Boyanın içinde şöyle bir tane tüp çıkıyor. Bir tane de şöyle oksijen çıkıyor. Şöyle saç kremi çıkıyor içinde. Bu şekilde. Boyama sonrası parlaklık sağlayan saç kremi çıkıyor. Ve ne mutlu bize ki eldiven çıkıyor çünkü bazı buralardan eldiven çıkmıyor. Sonrasında bundan da tabii kendisi çıkacak. Şöyle saç kremi. Şöyle eldiven. Saçlarımı hep taradım, geldim arkadaşlar. Şimdi artık boyaları sıkacağım. İyi yaşa. Şimdi abimden öğrendim. Abim şöyle yapar. Nasıl yapıyordu ya? İstersen burada boyamayayım Çağla. Ya? Mutfakta sandalye otur beni dikilere 2 dakika süreyim çıkayım. Sen yorulursun onlarda. Yorulursam okuruz. Yok ya oturarak boy anne rahatça boy. Sen demişsin. Yorulursun sen. Efendim oğlum. Boya sıkıyorum şu an gelememişler. Oğlum gelemez anne. Anne Çınar'a baksana bir şey söyleyecek. Şimdi boyaları sıktım arkadaşlar. Aa bu şeyliymiş. Tüh. Ya bunun içine sıkmam gerekiyordu ya. Her defasında unutuyorum ya. Vallahi arkadaşlar unuttum. O yüzden böyle yaptım. Şimdi abimin dükkanında hep böyle yaptığımız için aklıma hep oraya gitti. Bu tüpün içinde yani bu şekilde ağzını açacaksınız artık. Kolaylıkla sıkabiliyorsunuz ama neyse artık yapacak bir şey yok. El salladım. Kuaförü. Ay Fatımacığım hiç sevmem saç boyatmayı da arkadaşlar. Yemin ediyorum nefret ediyorum başla. Saç boyatmaktan. Başla. Zaten senede bir kere boyatıyorum da ayrı mesela. Sarı saçlarımı da ayırmadım şu bilerek. Şu biraz da şöyle. Bilerek ayırmadım sarı yerlerini. Boyasın annem diye. Küpüre mi çıkayım anne? Yok. Kara boya olursa. Boyacağım bir anda mı kız? Hı? Nasıl boyacağım bir anda? Önce bir tarafı, sonra bir tarafı. Şöyle gibi. Çok şey. Annemden çekeceğim mi? Niye ortadan kelmiyor ki? Ortadan ayırmam lazım. Saçı. Şey, olur mu canım? Hayır canım. Hayır sen Gamze'yi boş ver. Böyle boyayacaksın da bir buraya süreceksin atacaksın. Bir buraya sürüp atacaksın anne. İyi işte şu boynunu bir ayırayım. Bu saça boya zor. Ben zannetmiyorum ama keşke bir kutu alsaydım. Ya sana boyayı biraz da yaramıyoruz. Nasıl yani? Saçmalama. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahat mısın sen? Bismillahirrahmanirrahim. Ha? 5 rahat verin. Rahat değil misin? Tamam, bırak başlayalım. Şimdi bu tarafa da süreceksin anne. Biliyorum ya. Ondan sonra ya komple boyanmaz kendini. Önce önleri sadece boyayacaksın. Sadece defeyi yapıyormuş ama. Önce önler bitecek, ondan sonra arkayı. Arkayı yukarı yatıracaksın. En sonunda karıştıracağım. Ve sen o kadar az sürülmez yani, böyle sürdür. Ne yapıyorsun öyle? Bitmez mi o saç? Görür müyün oradan? Görüyor mu kameralar? Şöyle sürsene sen, sürü sürü versene. Ayıracağım ya, ayıracak tarafa da sürüyorum. Tamam da sürdüğün yeri uzat şöyle anne. Uzatıyorum kızım. Bu kadar uzatı ekipar mı uzatıyorsun? Öyle olmaz ki. Şöyle değil mi? Evet, uzatarak sür, uzun uzun. Uzat pusuya. Buraya nasıl sürdün böyle? Orayı da yapacağım, dur. Tekrar şurayı bir ayarlayayım da. Evet, sıkıntı var. Karışırsan bu iş olmaz, daramazsan bunu. Bir de giner. Ya nasıl, müşteri öyle davranılmaz. Şimdi... Yoksa temiz havaya bakarak saç bırakıyor. Bakıyorum, arkaya gel. Öyle değil kızım, şöyle arkaya doğru gel. Ben nasıl süreceğim böyle? Kendin değil kızım, sadece kafan arkaya yatın ha yavrum benim. Çok sinirlenmemişim bak. Anlama çok kötü ama kapkar olur ama. Nasıl sıyırsın lan yine? Çıkmıyor öyle. Sen bu siyah böyle çıkmıyor. Berbat bir şey. Sen valla bir o bir de yere bu kadar boru harcarsan anne, benim kafa yarım kalacak, ben sana söyleyeyim. Sürdüğün yere niye bir daha sürüyorsun sen? Alacak olmasın. Olur mu canım? Bitti boya yarısı. Bu kadar yeter boyu. Benim. Daha yeni başladı anne, besleyin. Yetiş verdi. Gülüyor mu abi, anneme saç boyatıyorum. Kuaföre 400 lira para vermeye kıyamıyoruz. Abimiz kuaför diyor. Anacığım oluyor ki. Valla kuaförün ufak bir kadar saça alıyor ama. Hak ediyor. Yani hak ediyor. Ya onlar için kolay canım. Biz açın iyisiniz. Onlar şükür. Ama bir de hepsi çok uzun ve gür şunlar. Hı? Uzun ve gür yani. Zor boyama saç bu kadar. Of, hani çok yavaşsın. Bölme işlemi bile çok yavaş söyledi. Yetişecek misin? Yetişecek canım, ben sıkılırım. Önleri böyle yatıracaksın bu tarafa, sonra bu tarafa yatıracaksın. Biliyorum kızım. En son arkaya, enseye çok önemli. Tokat gelecek şimdi. Kaşıma boyasın yaşlanma. Hı? Uçlama etse yeter inşallah. Eldiven yok muydu? Bana niye eldiven getirmemiz lazım? Getirdim ya oradan, koydum. Hani? Bak oradan. Şimdi anne kapkara yap sevdin. Şimdi bir söyleyin. Hayır. Aç şu elini duruyorsa. Ay anne, şimdi elimi boy yaptı. Elim mi oldu? Ya bu yüzden eldivenini önceden getireceksin. Çok zahmetli, sapatlı. Ver şunu da aç. İki tane var zaten bunda. O sağ, bu sol. Fayda. Oldu kapkara. Sen desene bana ya. Ben seni evlere giydin zannediyorum. Yine gözümüz isteklerde, hayat geçiyor perde perde. Ben kuaför annesiyim canım. Göreceğiz biraz sonra sonuçta. Kuaför annesi misin? Yoksa yıllardır orada boşta mı duruyorsun, hiçbir şey öğrenmesin? Hep saçını böyle dikiyorum lan, sofiliktir müşteri bu ya. Ama sen belki müşteri bulundan ne istiyorsun? Tatlı dilli, güler yüzlü. Aşk aşk esprimi ama. Fatu fatu. Valla iki saatten aynı yere fırçaya sürüyorsun anne. Şu sapaçı.
Yani böyle devam ederse sen 10'a kadar ısırıyorum saçım. Ben. Tamam, 11'e de böyle normal. Ooo, ben sıkılırım. Çok da tın, 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 evet, tın, tın, tın. Aa, acıtıyorsunuz saçıma. Saçıma değiyor. Saçım acıyor. Keşke anlama bazen sürseydim. Kulaklarıma evet. Falan. Maymun kulakmış. Anne valla sürme bak kulaklarıma, ben çok utanırım. Bir ben saçımı hiç sürekli mi topluyorum. Bu boya burada, ben çarşafı çekiversem yere düşecekmiş boya. Çekme. Oraya mi boya kalır mı anne? İnsan saçı boyunca ne kadar çirkin oluyor değil mi? Islak halde. Yüzüme bak, ay gibi çıkmış. Anne yüzüme baksana. Aynen. Sen tabi havalısın orada. Niye ittirin başımı ya? Başımı ne it? Kulağıma boya bak anne. Tutayım mı kulağımı? Şu aşağıda tutayım şu saçı. Konuşalım, müşteriyiz. Abi yemiş, çok konuşur da her şeyle karışırsa bak ses ses sütle başlar. Dinlemez ki abimiz. Ama müşteri yapamaz, onu bize yapıyor. Ya bize yapıyor canım, onu diyorum ben, müşteri niye yapsın? Hayır, sen müşteri istemem, ben saçımı ittiriyorum, kafamı ittiriyorum. Böyle bir tipime bakın arkadaşlar. Vallahi keşke bir paket daha alsaydık. İki paket çok zor yani, yetti. Göz kapaklarıma kadar boya oldu. Alnım yok arkadaşlar. Alnımı zor açtım bu kadar. Kulaklarım da yok sayılır. Alsana kaşlarımla boyacıyı yakacak kaşlarım. İnşallah yıkanıcı çıkar. Bir şimdi çay içeceğiz. Bir dinleneyim, saçlarımı dakika tutayım. 5:30, 10:15, 20 işte tam da falan yıkarım. Arkadaşlar benim boya işlemim bitti. Bir saniye şu sesini durdurayım. Çok şükür. Bin şükür. Saçlarım boyandı. Şöyle annem geldiği zaman. Efendim anne. Tamam anne. Bitti arkadaşlar. Saçlarım iki tüp boyu az geldi, az geldi dedim ama annem çok güzel bir şekilde yetirdi boyayı ve böyle alalı belirli olmadı. Her yeri kömür siyahı oldu. Ben çok beğendim. Ne bileyim yani. Özlemişim ya. Gerçekten çok özlemişim. Çünkü uzun zamandır siyah boyamıyordum saçımı. Daha doğrusu yani siyah sarı değil, hiç boyamıyordum saçımı. Böyle bir şu an değişik geldi gözüme. Hoş oldu. Şöyle her türlü bir bakıyorum. Güzel oldu ya. Değil mi? Nasıl oldu ballarım? Yakıştı. Bu arada siyah ilk defa kullanmıyorum. Ben yıllardır siyah kullanıyorum. Şöyle parlaklığını falan göstereyim size. Güzel oldu, güzel. Evet. Bu arada alnımın şurasında çok boya vardı. Çünkü bebe saçlarım var ya orada. Çok boya vardı alnımın orasında. Ondan dolayı çok sinirlerim bozuldu aslında. Ama nasıl çıkardım biliyor musunuz? Şaşıracaksınız. Bu Nivea'nın yüz temizleme şeyi var ya. Toniği. Ne yaptıysam çıkmadı. Normalde mesela abim boya olduğu zaman onda boya çıkarıcı var. O direkt çıkarıyor zaten. Hatta boya yapmadan önce vazeni sürüyor her yere. Onun sıkıntısı olmuyor ama biz işte böyle evde boyalarda falan sıkıntı oluyor. Arkadaşlar aklınızda bulunsun. Nivea'nın BB Clean'i var. Büyük beyaz şişe. Hatta biraz sonra gösteririm size. Annem şu an müsait diye banyoda. Giremiyorum. Onunla ve pamukla çıkarttım. Şöyle göstereyim.
Burası tamamen şöyle kapkaraydı. Gerçekten berbat durumdaydı. Ama çıktı. Ay güzel oldu, güzel. Elime yüzüme bir şekil geldi. Böyle biraz da artık şey olunca, şu an tabii biraz daha esmerliğim var. Hatta bayağı bir esmerliğim var. Yazdan yeni çıktık malum. Gündüz gözüyle de gösteririm size. Daha iyi görürsünüz. Şu an tabii gece olduğu için normal ışıkta görüyorsunuz. Gündüz gözüyle daha bir canlı görürsünüz. Yarın gösteririm vlogta. Allah'ım canlı canlı adamı görmüyorlar ya. Ona baktım, dikkatimi çekti de. İyi oldu. Bana da bir değişiklik oldu. Elime yüzüme de bir canlılık geldi. Ten rengim de açıldığı zaman daha güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle ten rengim açılsın. Ondan sonra inşallah Allah'ın izniyle şu eski kiloma geri ineyim. Saçlarım da böyle siyah olsun. Böyle kendimi en güzel öyle hissedeceğim arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle. Bakalım. Güzel oldu. Beğenmişsinizdir umarım siz de. Annem çok beğendi. Tabii kendisi boyadı. Yani beğenmese de beğendim diyecek, yapacak bir şey yok. Kaşlarını niye aldırmıyorsun diyenler var. Kaşlarımı aldırmıyorum arkadaşlar. Çünkü kaşlarımı kalınlaştıracağım. Eski haline geri döndüreceğim. Kaşlarım. Her şeyi eski haline geri döndüreceğim. İnşallah. Olarak saçımı hemen ama hemen topladım arkadaşlar. Çünkü rahat edemiyorum. Salıkken. Böyle ya, en azından vallahi şöyle boya lekesi falan kalmadı, çıktı. Çok yoksa rahatsız olurdum ben yani. Çünkü siyah gerçekten çok rahatsız edici bir durum. Güzel oldu. Annem şey istedi, soda istedi de. Soda içeceğiz bakalım. Çorçur yaptım. Tuz ektim, bir de limon sıktım. Böyle daha lezzetli oluyor. Arkadaşlar sodamı falan içtim. Videomu editledim. Yalnız video izlerken o kadar büyük bir keyif aldım ki anlatamam size yani. O kadar komik anlar var ki boya yaparken. İnanın yani o kadar doğal ki hiçbir yerini kesmedim diyebilirim. Tüm doğallığıyla kalsın istedim. Umarım siz de keyifle beğenerek izlersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı olun, sağlıklı olun, huzurlu olun, mutlu olun diyorum. Bir dahaki vlogta inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.